ocaklarında şuurlu nesil yetiştirmek gayesiyle 2 yıllık bir müfredat dahilinde verilen akademik eğitim öğretim faaliyeti olan Milli Mefküre Yeni Dönemine başladı. Buna ihtiyaç duymuyordu çünkü milliyetçiliklerin asıl amacı ulus devlet kurmaktır. Devletimizin adı Osmanlı İmparatorluğu'ydu ama neticede o devlet bir tür olarak bir kere daha milliyetçilik düşüncesi ortaya çıkmaya başladı. Tabii bu... Dönemin ilk dersi Sivas Türk Ocakları Şube Başkanı Profesör Doktor Ahmet Bozdoğan tarafından verildi. Yönlendirdiği, cesaretlendirdiği de bir tarihi vakıa. Bu bakımdan aslında yaşanmaya bir konu söylemişler. İşte arkadaşlar, Türk Ocakları tam da böyle bir ortamda 1910'lu yılların başlarında kuruldu. Biraz önce Türk Derneği. İlk dersin konusu Türk Ocakları'nın misyonu oldu. Derste dönemin nasıl ilerleyeceğini, millet ve milliyetçilik üzerine mülahazalar, Türk milletinin anlam ve değer haritasıyla Türk tarihinde Türk Ocakları'nın rolü anlatıldı. Bir kere daha söylüyorum, bizim milliyetçiliğimiz kendi milletimizden olanı sevme esasına dayanır. Hazreti Muhammed'in hadisi var ki kişi kavmini sevmekle kınanamaz. Biz bu çerçevede bir milliyetçilik benimsemişiz. Dolayısıyla ben bunu şöyle de izah ediyorum. Yani bizim Türk milliyetçileri olarak milletimize yönelik sevgimiz, insan olarak annemize babamıza olan sevgimizle paraleldir. Sivas Türk Ocakları Şube Başkanı Profesör Doktor Ahmet Bozdoğan yeni dönem hakkında bilgiler vererek biz her yıl ocağımızın misyonuna uygun olmak şartıyla üniversitelerin eğitim, öğretimiyle paralel yürütmek üzere Ekim ayı içerisinde başlıyor. Bu programlarda tüzüğümüz çerçevesinde milli manevi değerlere katkıda bulunmak üzere hukuki, siyasi, tarihi, edebi ve teknolojik gelişmelerle ve konularla ilgili derslerimizi yürütüyoruz açıklamasında bulundu. Biraz sonra da ifade edeceğim üzere her yıl ocağın misyonuna uygun olmak şartıyla üniversitelerin eğitim öğretimiyle paralel yürütmek üzere Ekim ayı içerisinde başlıyor. Nisan-Mayıs ayına kadar akademi programlarımızı yürütüyoruz. Bu programlarda yine tüzüğümüz çerçevesinde milli manevi değerlere katkıda bulunmak üzere hukuki, siyasi, tarihi, edebi, kültürel, teknolojik gelişmelerle ve konularla ilgili memleketimizde o konunun en önemli uzmanları içerisinde yer alan gerek akademisyenlerden gerekse sahada çalışan insanlardan bize katkıda bulunan hocalarımız vasıtasıyla derslerimizi yürütüyoruz.